Yaslanın duvara. Yürü bu tarafa, yürü. Gel sen de gel, sen de gel. Koşmayın, koşmayın. Geç şunu, geç şunu, geç. Duvar dibine geçin. Yürü, 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 yürü. Tutaşana vurun. Bizim suçumuz. Bizim. Bizim. Vali Bey, şehre uğramayacak mıyız? Nereye gidiyoruz? Öksüzü al. Ben de Erdal'ı. Hadi. Davranmayın. Dışarı. Dışarı. Size bir şey yapmadık. Ne olur bırakın bizi. Hayvan herif. Erdal. Katil. Elmas. Elmas. Katliam bu. Bu bir felaket. Köyün erkeklerini burada toplayıp kurşuna dizmişler. 33 ölü. Ağır yaralı 7 kişi. Helikopterle yolladık. Birliklerimiz takipte. Herhangi bir iz? Henüz yok. Çok geç geldik albay. Çok geç. Geldiğimizde her şey bitmişti. Durum nasıl? Şokta. Fazla kan kaybetmiş. Acele edelim. Hadi kaldır. Bu köyde yakınları yaşayanlar var. Çoğu çevre ilçelerde, merkezde. Birkaç saat sonra burası kaynamaya başlar. Feryat edenler, öfke kusanlar, gazeteciler, politikacılar. Albayım. Buyurun. Bu insanların yakınları, aşiretleri, onlar bu vahşeti görmemeli. Görürlerse öyle bir kin düşer ki içlerine, bu yangın gitgide, gitgide büyür. Haklısınız. Ancak... Onları defnedeceğiz albay. Takviye birlik yolda. Gelir gelmez... Geç olur albayım. Çok geç. Ben geç kalmaktan bıktım artık. Anlıyor musun? Bıktım. (Gülüyor)
Üzüntümüz büyüktür. Ölenlere rahmet, ailelerine başsağlığı ve metanet diliyoruz. Hiç kimse endişeye kapılmasın. Kimse felaket senaryoları yazmasın. Devletimiz güçlüdür. Evet, olay acıdır. Ama neticede 3-5 çapucunun işidir bunlar. Küçük bir kıvılcım... Ne kıvılcımı be? Ne kıvılcımı? Yangın dediğin başka nasıl olur ki? Kahvaltına dokunmadın. Baba, şu bizim okuldaki laboratuvar... Bir köprü olsaydı Melek. Kıçı kırık bir köprü. Fizik kimya laboratuvarı. 2 yıl önce verilmiş aletlerin siparişi. O kadar insan ölmezdi Melek. O kadar insan ölmezdi. Onlar nehrin karşısında ölürken biz de oturup seyretmezdik. Baba. Efendim Kerem? Ya bir şey sordum. Affedersin ben... Her neyse, ne dedin sen? Boşver baba. Sen köprünle ilgilen. Şşş Kerem. Önemli değil baba. Gerçekten. Allah'a ısmarladık anne. Kalkma hiç. İyi dersler yavrum. Bana kızdı. 3 gündür köprüden başka laf yok evde. O köprü önemli Melek. Önemli. Bir an önce yapılmak zorunda. Tamam, bir şey demiyorum. Yani sitem etmiyorum. Karasu'ya verilen her can bu devletin temellerinden bir tuğla söküyor Melek. Kimse bunun farkında bile değil. Yani köprü yapılana kadar hayatında başka bir şey olmayacak, öyle mi? Ben seni değiştirmeye çalışmıyorum. Sen busun. İnatçısın, dik kafalısın, asisin. Yani aklına koyduğunu yapmadan huzur bulamıyorsun, tamam. İyi ki bekçi olmamışsın. Sabaha kadar artık kimseyi uyutmazdım mahallede. Bekçi ha? Alındın mı? Yok canım, niye alınayım ki? Aslında doğru. Vali dediğin bir şehrin bekçisinden başka ne ki? Faruk, Kerem'i atlama olur mu? Sadece kulak ver. Biraz ilgilenmeni bekliyor. Birazcık ilgi. Hepsi bu. Haklısın Melek. Artık bana müsaade Melek Hanım. Erzincan bekçisinin devriyeye çıkma vakti geldi. Birilerini uyandırmaya mı? Hangi birilerini Melek? Hangi birilerini? O kadar çoklar ki. Günaydın Sayın Vali. Günaydın Ali. Hayırdır? Ataşı almış gene. Başpınar'dan beri böyle. Ne uyuduğu var ne durduğu. Köprü işine taktı kafayı değil mi? Hem de ne takmak. Allah muhafaza aklını yitirecek. Ha bu şimdi bunun akıllı hali öyle mi? Hoş Ali. Vay. Bu öğleden sonra başkanı, karayolları genel müdürünü, bulabildiğin herkesi vilayete toplantıya çağır. Emredersiniz efendim. Naciye Hanım. Buyurun sayın valim. Geçen günkü köprü briefinginde kullandığımız sunum dosyalarını hemen odama istiyorum. Emredersiniz sayın valim. Veysel Bey'i de hemen odama çağırın. Emredersiniz. Sayın valim, alay komutanını da toplantıya çağıralım mı? Kimi bulabilirsiniz dedim değil mi? Hareket biraz arkadaşlar, hareket canlılık. Her gün bir arpa boyu yol kat etmekten bıktım artık. Bugünü de öyle geçirmek istemiyorum ben. Anlaşıldı mı? Acele! Anlaşıldı, anlaşıldı sayın valim. Haberler iyi değil efendim. Ne oldu yine? Şu Gürcü mühendisler. Selim Başkan aramıştı hani. Bakanlıktaki işler için Ankara'ya gittiklerini söylemişlerdi ya. Evet. Adamların Ankara'ya gittikleri doğru da. Oradan da Tiflis'e uçmuşlar. Tabansızlar. Şimdi ne yapacağız sayın valim? Kaçıp gidenlerin arkasından üzülecek değilim Veysel. Bu köprüyü bu ülkenin insanı yapacak. Bizden birileri, anlıyor musun? İçimizden birileri. Bugüne kadar bir sürü proje çizdirildi. Eline kalem almaya gelince aslan kesilen bir sürü mühendis. İş kolları sıvamaya gelince caydı değil mi? Maalesef. Birini bulacağız Veysel. Birileri mutlaka vardır. Olmalı. Mimar Sinan gibi bir dehayı bağrından çıkaran bu memleket Karasu'ya da dur diyecek bir yiğidi muhakkak bağrından çıkaracaktır Veysel. Çıkarmak zorunda. İsterseniz bizim müteahhit Hüdayi'ye bir sorduralım efendim. Olmaz. Öyle eş dost tanıdıkla bu iş yürümez Veysel. Yörenin insanıdır sayın valim. Bizim çıkarımızı herkesten çok kollar. Aynı zamanda kendi çıkarının da değil mi? Kaldı ki buna karşı değilim. Neticede iş adamı. Elbette hesabını yapacak. Hafriyat, yol açma işleri tamam. Onların altından kalkar ama köprüye gelince köprü ciddi bir iş Veysel. Çarıklı erkanı harp Hüdayi'yi aşar bu iş.
Sonradan başımızı ağrıyacağına bırak şimdi ağrısın. İstediğiniz dosyayı getirdim Sayın Valim. Getir Naciye Hanım. Ha, unutmadan Veysel. Sabahtan işlerini ayarla. Akşam üzeri Başpınar'a gideceksin. Hı hı. Hastaneden yaralıların durumunu bir öğren bakalım. Gerekirse muhtarla ev ev gez. Neye ihtiyaçları varsa elimizden geldiğince temin etmeye çalışalım. Onları yalnız bırakmayalım Veysel. Emredersiniz Sayın Valim. Yerel basına haber vermemi ister misiniz? Ne yapıyorsun Veysel? Sakın ha. Sessiz ve nümayişsiz. Böyle kameraların önünde kükreyip slogan atmak marifet değil. Bırak o işi Ankara'dakiler yapsın. Biz kendi işimize bakalım. Emredersiniz. Başpınar katliamını gerçekleştiren terörist grubu takip ediyoruz. Henüz temas sağlanamadı. Birliklerimiz arazi taraması yapıyor. Çevredeki devriyeleri arttırdık. Köprümüz olsaydı, Karasu'nun öte yanına anında geçebilseydik... Bu kadar insan kaybetmezdik. Terörist grubun peşine daha erken düşerdik. Şimdi çok geniş bir alanı aramak gerekiyor. Durumun ciddiyeti ortada. Bu acının içinde daha fazla gömülüp kalamayız arkadaşlar. Hep birlikte neler yapacağız ona bakacağız. Sayın Valim, size mahcubum. Neden? Gürcüleri ben tavsiye etmiştim. Kaçıp gitmeleri canımı sıktı. Başkan, insanların için açıp bakamayız öyle değil mi? Korkup kaçmaları onların kabahati, sizin değil. Ankara ile konuştum bu sabah. Evet. Proje tamamlansa bile ödenek çıkması zaman alacak. Zaman alacak, zaman. Bu laftan nefret ediyorum ben. Sayın Böyüğümüz birkaç sene evvel geldiğinde kızarttım yüzümü, yanaştım yanına. Dedim, devletli Böyüğüm, siz 30 sene evvel başbakandınız. Ben bacak kadar çocuktum. O vakitler geçtiniz buralardan. Ahali de sizden köprü istedi, söz verdiniz. Sonra gün oldu, devran döndü. Ben gördüğünüz gibi büyüdüm. Ama baktım tepemde saç kalmadı. Ama velakin bizim köprü hala yapılamadı. Ne dedi sayın büyüğümüz? Ne diyecek? Kırdı gerdanını. Kelliğinde çeşitli faydaları var evladım. Sen beklemeye devam et dedi. Mühendis işini ben üzerime aldım. Bu gece İstanbul'dan bir telefon bekliyorum. Başkan, hala dışarıdan mı medet umacağız? Sayın Valim, şu işi acaba içimizden birine mi devretsek? Şöyle yöreyi bilen, işinin ehli birine. Hüdayi'ye mi mesela? Hı? Biz devletin verdiği görevden kaçmayız Sayın Valim. Takdir sizindir tabii. Senden de faydalanacağız Hüdayi. Ama köprü işi başka. Öyle bize herhangi bir mühendis değil. Köprü yapımında uzmanlaşmış biri lazım. Benim ustalar ne güne duruyor? Yani mühendis ne yapacak? Gelecek, çizecek, gidecek. Köprü inşa edecek, gene ustadır. Bunu daha fazla tartışmayalım Hüdayi. Yanlış anlama. Cansiperhane çalışacağına eminim. Ama bu işi bazı usuller çerçevesinde yapmak şart. Daha başımıza geleceklerden hiçbirinizin haberi yok. Devlet prosedürünü beklemeden iş yapıyoruz arkadaşlar. Yani bürokrasiyi saf dışı bırakıyoruz. Başkalarının yıllardır yapamadığını biz bildiğimiz gibi yapıyoruz. Bugün televizyonda caka satan, halkın acısını paylaşan politikacıların hepsi tek tek üzerimize gelecek. Yolsuzluk, usulsüzlük arayacak. Hesaplarımızı, kayıtlarımızı inceleyecekler. Neden? Onlara rağmen halka hizmet ettiğimiz için. Zorlu bir yolun başındayız arkadaşlar. Hepimizi terletecek uzun, zorlu bir yol. Ahsen amca, nasılsın? Nasıl olsun be deli oğlan? Her gün biraz daha yaşlanıyoruz. Sende ne var ne yok? Bildiğin gibi Ahsen amca. Yaraları sarmaya çalışıyoruz. Duruldu mu ortalık? Durulmaz amca. Böyle giderse ne sular durulur ne de acılarımız. Aynı rahmetli baban gibisin. İnatçı. İnat etmesen olmuyor be amca. İnat her zaman işe yaramaz. Bazen işler en üst makamın marifetiyle yürür. Ne yani? Hükümetin mi? Hayır, Tanrı'nın iradesiyle. Hiç sanmıyorum be amca. Başımıza gelenlerin tek bir adı var. O da basiretsizlik. Hiç değişmemişsin Faruk. Buzlar çözülmeden. Hala öyle diyen var mı? Uzun zamandır duymamışım Ahsen amca. Özlemişim.
Bu bana bahsettiğin adam ne oldu, şu mühendis olan? Ha, adresini buldum ama konuşamadım. Telefonlara çıkmıyor. Bizim eski mülkiye müfettişlerinden birinin yeğeni. İngiltere'de çelik konstrüksiyon üzerine epey kafa patlatmış. Tam aradığım adam. Öyle mi? Çocuk biraz çılgın. Yaptığı projelerin birinde ırgat gibi çalışmış. İş kazası geçirip ölümden dönmüş ama vazgeçmemiş. Çok inatçı. Benim tam aradığım adam bu Ahsen amca. Olabilir. Çünkü biraz deli. Aslında bir yönüyle de tam bir dahi. Ama hizaya gelmesi zor. Başına buyruk. Aman ne iyi. Bana da işinde sağlam, kırılıp bükülmeyecek inatçı biri lazım Ahsen amca. O zaman adres doğru. Ama baştan söyleyeyim, bizim Tekin seni biraz uğraştırır. Biz de uğraşırız be Ahsen amca. Unutma, buzlar çözülmeden. Bu mevzuatta bir değişiklik olmamış efendim. Önceki köprünün yeri baraj suyunun gelmesiyle hazine arazisi kapsamına girdiğinden aynı noktaya yapım yasaklanmış. Hazine arazisi mi? Nesi hazine ya? İnsanlar ölüyor orada ya. İnsanlar ölüyor. Veysel, belki de yanlış yapıyoruz. Nasıl efendim? O zamanki köprü o zamanın koşullarına uygundu. Aynı yerde suyun yüksekliği de debisi de değişti. Yer seçimini bence elindeki imkanlara bakarak mühendis yapmalı. Yıkılan köprünün aynından yapmak, ne bileyim, fazla düz mantık. Haklısınız ama hangi mühendis Sayın Valim? Sayın Valim. İyi haber ver Naciye Hanım. Allah aşkına iyi haber ver. Maalesef efendim. Sizden aldığım numaralar artık kullanılmıyormuş. Sayın Valim, başka bir numara bulma imkanı var mı acaba? Yok Naciye Hanım. Yok. Özel kalem olmanın alameti farikası böyle günde ortaya çıkar. İsim belli, yer belli. İnşaat mühendisi Tekin Kurtuluş. Arayın bulun. Ya gerekirse rehberden tek tek isimlere bakın ama bir an önce bulun. Tabii, tabii Sayın Valim. Hemen. Buldum Sayın Valim, buldum. Mühendisi mi? Evet, Tekin Kurtuluş. İsteyince oluyor değil mi Naciye Hanım? Evet Sayın Valim. Çalıyor mu Sayın Valim? Çalıyor. Açsana bir adam. Açsana. Alo. Alo. Tekin Kurtuluş'la mı görüşüyorum? Evet benim. İnşaat mühendisi Tekin Kurtuluş değil mi? Evet. Sen kimsin sabah sabah? Ben Erzincan valisi Faruk Yazıcı. Ha, memnun oldum. Ben de Kofi Annan. Birleşmiş Milletler bilmem nesi. Rahat bırak beni. Hadi. Kapattı. Ne biçim bir adam bu? Uzattın ama ha. Vali sen valiliğini bil. Başka kapıyı hadi. Bana bak kardeşim, adam gibi konuş. Alo. Allah kahretsin. Ne oldu Sayın Valim? Yok yok, konuşulmaz bu adamla. Sayın Valim, isterseniz ben de... Hiçbir şey istemiyorum Naciye Hanım, hiçbir şey istemiyorum, hiçbir şey istemiyorum. Tekin Kurtuluş'un adresi efendim. Sağ ol Veysel. Sayın Valim, söylemesi bana düşmez ama... Hadi söyle Veysel, ağzında geveleyip durma. Sizi bu kadar sinirlendiren bir adamın ayağına kadar gitmeniz... Herifi araştırdım Veysel.
İhtiyaç duyduğumuz köprünün benzerinden tam 3 tane Times'ın kolları üzerine dikmiş. Yapımında ırgat gibi çalışmış. İş kazası geçirip ölümden dönmüş ama vazgeçmemiş. Benim adamım bu Veysel. Bu, başkası değil. Yine de ayağına kadar gitmek... Ne olur gitsek? Küçülür müyüz? Valiliğimize halel mi gelir? Devleti ayağa mı düşürürüz? 30 senedir kimse kılını kıpırdatmadı Veysel. Tam 30 sene. Karasu bilmem kaç tane can aldı. Aldı da devletin başı göğe mi erdi? Bilsem ki işe yarayacak tekin midir, değil midir umurumda olmaz. Gider o mühendisin kapısında yatarım Veysel. Kapısında. Alo. Melek karıcığım. Canım. İşim çıktı Melek. İstanbul'a gidiyorum. İstanbul'a mı? Evet, askeri helikopterle gidip geleceğim. Gece geç vakit olmadı. Yarın sabah erkenden burada olurum. Bu kadar acil mi? Evet, acil Melek. Tamam. Ben de dolma sarmıştım. Artık gelince yersin. Tamam canım, görüşürüz. Tarık Albay'a haber ver. Helikopteri hazırlatacaktı. Birazdan oradayım. Emredersiniz Sayın Valim. Bu havada yola çıkmasanız olmaz mı Sayın Valim? Sen bayramı tanımış mıydın albayım? Duydum. Böyle bir havada karısını kaybetti Karasu'nun kıyısında. Oğlunun adı hala öksüz. Gel yüzbaşım. Yüzbaşı Fethi, pilotunuz. Hoş geldiniz Sayın Valim. Sizi biraz yoracağız yüzbaşım. Görevim mi Sayın Valim? Hava raporu geldi mi? 3200 irtifada biraz sorun var. Küçük bir rota değişikliğiyle atlatırız komutanım. Pekala. Bol şans. Hazırsanız gidebiliriz Sayın Valim. Aslında diyorum ki Sayın Valim, sizin şu mühendis. Bakarsınız gene bir terslik çıkarır. Üç kişilik özel bitim. Adam diretiyor mu, kaldırıp getirsinler. Köprüyü bitirmeden geri göndermeyiz, olur biter. Yapma albayım, sen uyma bana. Birilerinin aklını korumasında fayda var. Peki, iyi yolculuklar. Sağ ol. Yapma. Sakın bir terslik çıkarma. Bugün olmaz. Bugün olmaz. Bugün olmaz.